İyi akşamlar. Türkiye'nin hızlı gündemine rağmen biz eğitim demeye, eğitim konuşmaya, özellikle merkezi sınavlar eşliğinde çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bu süreçte onlara destek olmaya çalışacağız. Sizlerle tekrar karşınızda olmak, sizlerle birlikte olmak benim için çok kıymetli. Ece Karaboncuk efendim ben. Pakkan Okulları'nın değerli kurucusu, kurucu öğretmeni Yasemin Pakkan'la beraber LGS sürecini değerlendireceğiz. İşin bundan sonraki aşamalarının nasıl olacağını konuşacağız ve sizlere nasıl rehberlik yapabileceğimizi, sizlere nasıl yol gösterebileceğimizi konuşacağız. Umarım siz de keyif alır ve dikkatle izlersiniz yayınımızı. Eğer sorularınız olursa da mümkün olduğu kadar yayının sağlığı el verdiği sürece açık bırakmayı yorumları. Yasemin Hocamı hemen davet ettim. Onun katılımıyla beraber 6 Haziran itibariyle karşında olacak, çocukların karşısında olacak sınavları konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Selam Ececiğim. Harikasınız. Güler yüzünüzü çok özlemişim. Evet. Yorgun musunuz? Her şey yolunda mı? Tatlı bir yorgunluk var. Çok yoğunuz. Yorgunluk değil ama yoğunuz. Tahmin ediyorum hocam. Sınava az bir zaman kala tatlı bir heyecan var. Çocuklarda da bizde de. Bugün istedim ki ben çocuklar da beni dinlesin. Özellikle haber yolladım. Yani ulaşabildiğim çocuklara. Bugün sadece veliler değil, Ece, çocukların da dinlemesini istiyorum. Okulda çarşamba günü onları mikrofon alacağım, araziye yayacağım onları. Ve ben mikrofonda onlara hani nasihat demeyeyim ya, o kelimeyi çok sevmiyorum. Tatlı önerilerde bulunacağım. Hani şunlara dikkat edin artık son zaman, her şeyin hani bitti, öğrendik, yaptık. Peki bundan sonrası için neye dikkat edelim? Biz insanız. Hatalar bizim için. Ufacık bir ihmal bizim için bizim rahatsız olabileceğimiz bir sonuca sebebiyet verebilir. O halde ne yapalım? Yani ben 3 kere üniversite sınavına girdim. Ve özellikle giriyordum. Böyle üst üste ara ara değil ama aralıklı olarak giriyordum. Hoşuma da gidiyordu üniversite sınavına girmek. Ne bileyim, Türkçe'yi hep fulluyordum mesela. Çok hoşuma gidiyordu. Matematikte mesela mat birler vardı o zaman. O kadar hoşuma gidiyordu ki yapıyordum ve kendi çocuklarıma da onları gösteriyordum. Yani bak ne kadar kolay, bunu yapabilirsiniz. Şimdi şunu gördüm. Ne kadar çok sınava girdiysem orada nelere dikkat edilmesi gerektiğini gördüm hakikaten. Peki hocam, nelere dikkat etmek gerekiyor sınav anında öğrencilerimize? Şimdi artık sınav anını konuşalım. Kere sınavdan önceye kadar geçen haftalarda konuştuk. Oksijen gazetesinde 2 hafta boyunca tam sayfa dev yazılar okundu. Röportajlar çıktı. Artık hani sınavdan önceye, şimdi biz sınavın içine girdik çocuklarla. Bir kere kendi okullarına giriyorlar ama kendi öğretmenleri asla okula alınmıyor. Bizde okulda kimin olacağı belirlendi. İşte okul müdürü, ortaokul müdürü, idari müdür, işte bir de galiba çaycı abla. Bunun dışında hiç kimse okula giremeyecek. Bunun dışında hangi gözetmenlerin geleceğini okullara bildiriyorlar. Hangi sınıfta, kaç metrekarede kaç çocuk oturacağını. Özellikle bizim sınıflar 75'er metrekare. Evet. Dolayısıyla o kocaman sınıfta tahmin ediyorum ki 15'er çocuk oturtacaklar. Ya da 12'şer, yani 3 sınıf kullanacaklar zannediyorum. Okulda 37 öğrenci gireceğine göre herhalde bol bol oturtacaklar diye düşünüyorum. Harika. Ona gözetmenler gelecek ama biz o gözetmenleri şu anda tanımıyoruz, bilmiyoruz kim olduklarını. Öğrencilerimiz de tanımıyor. Tanımayacağız da. Ama bunu okullara zaten bildiriyorlar. Peki. Ayrıca da bilmenin bize bir faydası yok. Yok. Bütün herkes böyle olacak ama hani kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye de soruyorum. Bütün Türkiye'de öğrencinin tanımadığı gözetmenler olacak. Çok güzel. Evet. Devletin gönderdiği, ilçe milli eğitimin gönderdiği gözetmenler olacak.
Bunlar hiçbir şekilde tanımadığımız, çok objektif bir sınav olacak ve de çocukların başında duracaklar. Şimdi gözetmenin görevi, çocuklar zannediyor ki gözetmenin görevi orada durup benim konuşmamı, benim yandaki arkadaşıma işte ne bileyim bakmamı falan gibi bunlara mani olacağını zannediyor. Halbuki gözetmen orada görevli olarak gönderiliyor. Senin orada bir sınav, işte ne bileyim cevap kağıdın geliyor. Optik formun geliyor. Nasıl dolduruyorsun? Dolduruyor musun? O sana mı ait? Efendime söyleyeyim, imzalıyor musun? Bütün Eksik bu bir şey bırakıyor musun? Onları da aynen kontrol edecekler. sana asistanlık yapmak için geldi o. Yoksa senin başına polis olarak gelmedi. Dolayısıyla çocuklar bir korku içinde böyle gözetmenlere bakmasınlar lütfen. Evet. Gözetmen bir öğretmendir. Ona sınav başlamadan önce aklında ne varsa sorabilir. Evet. Optik form geldiğinde eline, orada anlamadığı bir şey. Bir kere benim için çok önemli sınav kitapçığının hangi tür olduğunu yazmak. A mı? B mi? Bu çok önemli. Sen evvela bir bak. Sanıyorum ki basılı geliyor isimler. Evet. İsimler ve kimlikler basılı geliyor. Her şeyi bir kontrol Gözetmen, etmek lazım. evet sanıyorum ki çocuğun kimliğiyle oradaki kimliği eşleştiriyor. Bizler de şimdi onlara herhalde kendi kimlikleriyle okul müdürleri yapmıştır. Kimlikler hazırlanmıştır. Gözetmen kontrol ediyor ve çocuklara genel bilgi veriyor. Çocuklar lütfen kitapçık türlerinizi sen kulağını kapatırsan gözetmeni duyamazsın. Lütfen bütün dikkatini ona ver. Çocuklar şimdi adınızı kontrol edin. Kimliğinizi kontrol edin lütfen. Hadi bakalım kitapçık türünü yazın. Telaşa gerek yok. Kazananlar her zaman soğukkanlı olanlardır. Bunu sakın unutmayın. Her konuda, hani soğukkanlıysan sen, girdiğin sınav mı, güzellik yarışması mı, ne, yemek yarışması mı, ne? Sen soğukkanlıysan bir sıfır öndesin. Çok pardon. Estağfurullah hocam. Siz de Ama bazen nefessiz kalıyorsunuz o kadar çok konuşmayalım. konuşuyorum. Bütün bir gün konuştum. Ama eğer Ece heyecanlıysan ve gözetmen işte korkarsan eğer eyvah bu bana ne yapar? Gözetmen öğretmen. Öğretmenler sizin için orada. Doğru. Lütfen ihtiyacınız olan her şeyi sorun. Onları dinleyin. Söylediklerini yapın. Peki Kitapçık hocam. türünüzü yapın. Bir ikincisi sınava başlamadan önce henüz kağıtlar dağıtılmadı. Henüz oturdunuz ve bekliyorsunuz. Tuvaletiniz var mı? Su içmek mi istiyorsunuz? Çok kısa bir zaman olacak sınav zaten. Yani biri 70, biri 85 dakika. Yani 75-85 yani çok kısa bir zaman. Sen o kadar zaman tuvalete gitmeden durabilirsin. Su içmeden de durabilirsin. Ama istersen En sınavı baştan bunları hallet. başlamadan önce lütfen hemen tuvalete gidebilir miyim diyebilirsin. Çünkü daha kitapçıklar verilmedi. Ama kitapçıklar verildikten sonra artık senin tuvalete girebilir miyim dememen lazım. Aynen. Bunları daha önce okul senin okulun. O kadar her şeyini bildiğin bir okul ki eskiden biliyorsun. Başka okullarda sınava girerlerdi. Hiç bilmedikleri ücra köşelerde sınava girerlerdi. Bazen alışkın olmadıkları manzaralarla Tabii, karşılaşırlardı. tabii. Ne bileyim temizlik olur, işte ne bileyim yani hijyen şu bu her okulda aynı olmayabilir ama senin okulun burası. Tertemiz okulun. Her şeyi sen gözetmenden daha iyi biliyorsun. Sınava girmeden önce her türlü ihtiyacını gör. Güzelce otur ve ne kadar güzel bitireceksin, ne kadar güzel, en iyi bildiğin sorular gelecekmiş gibi mutlu ve bu bir denemeymiş gibi. Yani bu sanki bir deneme, hayatımın en önemli anı. Eyvah şimdi ben ne yapacağım? Yapamazsam öğretmenim ve annem hepsi bitti.
Ne Ben de öğretmen şöyle kaldı. düşünmek lazım hocam. Bu ülke her şeye rağmen çocuklarının geleceğinden vazgeçmedi eğitim sistemi. Ve yani bu sınavlar çoktan şeye düşebilirdi, boşluğa düşebilirdi. Ama öyle olmadı. Geçen yıl çok başarıyla tamamlandı. Hiçbir öğrenci riske girmedi. Ve hatta başarı da hiç düşmedi geçen yıl ortalamalara baktığımız zaman. Ben bu yüzden bu yılki hem adaylara hem de ailelere şunu söylemek istiyorum. Lütfen telaşa gerek yok. Eminim ki bu yıl da yine başarı aksiyonlarına baktığımız, ortalamalara baktığımız zaman çocuklarımız geçen yıllardan, yani pandemi öncesi dönemlerden hiç de geri kalmayacaklar. Son derece başarılı olacaklar. Çünkü iyi bir sınav süreci yaşadığı ülke. Yani en azından 8'lerimiz ve 12'lerimiz okula erişimde bir sıkıntı yaşamadılar. Çok minimal düzeyde Ece, şöyle bir haricinde. şey vardı eskiden. Ben de okulcuyum. Hani okullar kusura bakmasın. Sınavdan bir ay öncesinden çocuklar okula gitmemeye başlarlardı. Evet. Hatta 2 ay öncesinden gitmeyip İşte ders alırlar, işte dershaneler vardı o zaman, dershanelerine giderler. Evde kendi kendilerine çalışırlardı. Okula gitme, hani okul bazen buna sinirlenirdi haklı olarak. Tabii. Ya da derdi ki hadi gidin. Hatta ben hatırlıyorum, yarım gün yapardık. Gitsin çocuklar ve evde bireysel eksikliklerini tamamlasınlar diye. Şimdi bu 8 ve 12'lere bana sorarsan, uzaktan eğitim zararlı olmadı. Hani faydalı oldu diyemeyeceğim ama zararlı olmadı, inan bana. Bu çocuklar eşit şartlarda oldular mı? Hayır, tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Eşit şartı, ben şimdi 1 milyon 80 bin çocuk sınava girecek. Tabii bu sayı geçtiğimiz yıla göre çok çok hani söylüyoruz, Yaklaşık tekrarlıyoruz ama yani 400 güzel bin bir kişi sayı. daha az tabii. Evet, Şimdi 400 biraz bin önce hocam evet. yayından önce bu arada Mehmet Aslan'la konuştum. Hem size çok saygılarını iletti hem biraz önce EGT rehberlik adıyla yayını da izlemeye başladı. O da dedi ki Harika. ne olur izleyicilerine biliyorsunuz Pakka'nın o şey ruhani danışmanı sürekli her zaman yanımızda biliyorsunuz Her Pakka'nın zaman. okullarıyla. Dedi ki yüzdelik dilimler çok değişecek. 400 bin kişi az giriyor. Bu sonuçlar sanki böyle sonuçlar açıklandığı zaman ki 30 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar açıklanınca eyvah benim yüzdelik dilimim çok umduğum gibi gelmedi dedirtecek. Belki sayısal olarak baktığın zaman ama hiç ummadığımız o yüzdelik dilimler öğrencilerimizi çok üst yerlere taşıyacak dedi. Biz bunu sınavdan sonra da bol bol anlatacağız dedi. Ama yine de ben şimdiden bizi izleyen velilere ve öğrencilere söylemiş olayım. Biz tabii tekrar sınava dönelim, sınava Düşünsene devam Ece, edelim. Hı. 1,5 milyon sınava girerken hani üçte biri kadar şu anda az giriyor. Yani bu Evet. çok ciddi bir şey. Tabii ki yüzdelik dilimlerde çok ciddi farklar olacak. Farklılıklar Şimdi ben olacak. sınavdan sonra Mehmet hocamı tekrar böyle canlı yayında velilerle ve Zoom üzerinden katkıda bulunduğumuz, yanında yer aldığımız çocuklarla veya arzu eden bütün velilerle hani Bir araya Zoom getiririz hocam. üzerinden de bir araya geleceğiz Artık ve Instagram'da da 3 kişi bir araya gelinebiliyor. Üçlü de yaparız hatta. Ne güzel olur. ne tatlı, harika, Harika tamam. olur. Ve Ece, sınav bitmeden, sınavın kaç doğru olduğunu bilmeden, şimdi afaki puanlar konuşmaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yok. Ama sınav günü 6 Haziran, şimdi hemen tekrar başa dönüyorum. Soğukkanlı bir şekilde oturduk. Kitapçığımızı aldık, kitapçık türümüzü işaretledik, bütün bilgilerimizi kontrol ettik. Bize başla demeden başlamıyoruz. Dur Tamam. dedikleri an duruyoruz. Bakın, Hiç riske çünkü atmıyoruz hiçbir şeyi. ben eğer dur dendiğinde devam edersem sınavımı iptal edebilir. Ama Hiç bana gerek şunu yok. söylerse, çocuklar 1 dakikanız var, devam et. Size 1 dakika daha veriyorum. Bilmiyorum öyle bir şey diyemez ama ola ki dedi. Hı. Kullanın. Tamam, kullanın o zaman. Bütün hani gözetmen Yönergeyi sizin. iyi dinleyin diyorsunuz. Aynen. Yönerge ne Bir denirse de orada bildiklerinizle hareket etmeyin, ezberlerinizle hareket etmeyin. Oradaki gözetmenin yönergelerini iyi dinleyin ve ona göre aksiyon alın. aynen. Okul müdürü mesela bizim okul müdürümüz, ortaokul müdürümüz Uğur okulda olacak ama Uğur'un sınıfa girme hakkı yok. Evet. Olmasın zaten. Olmasın zaten. Olmasın zaten. Yani biz ne kadar objektif bir sınav çıkarırsak bütün Türkiye öyle çıkaracak.
Ve ne kadar güzel ki güven içinde olacağız. Bu çok önemli bir şey Ece. Güven incecik bir çizgi. Onu çok çok korumalıyız yani. O çizgiyi korumalıyız. Geçen Bu yıl zaten çizgi. bu konuda çok başarılı bir sınav dönemi yaşadık tüm Türkiye. Hiçbir itiraz Evet. olmadı bu konuda. Bu çok sevindiriciydi. Bu yıl da yine Kesinlikle. içleri rahat olsun Ben velilerimizin ve çocuklara şunu öğrencilerimizin. öneriyorum. Çok önemli yine. Çocuklar, sınav soruları kolaydan zora doğru gitmez. Bakın Bu bu çok çok önemli. önemli. Bu Evet. çok önemli. Zannetmeyin ki birinci soru. Biz genelde öyle yaparız biliyor musun? Quizlerde. Quizlerde mesela böyle yapardık. Böyle Kolay kolaydan zora kolay. gidermiş gibi bir ambiyans Aynen. var Ama aklımızda bir sınav şeyler. öyle değil. Sınav öyle değil. Belki geçmişte üniversite sınavı da öyleydi. Hani mat 1 ile başlardık mesela Evet. basit basit. Zorlaştırır ama şimdi öyle değil. Şimdi kolaydan zora gitmeyeceği için lütfen moralinizi sağlam tutun. Birinci soruyu çok zor yapabilir. Mesela bazen geçen sene onu fark ettik. A, B, C, D kitapçıklarında birinci soru farklıydı Ece. Tabii. En zor soruyu bire koyan grup, yani kitapçık türünde çocuklar daha zorlandı. Daha moralleri bozuldu. Ama en kolayını baştan Koyardı. yapanlar da aa çocuk bir baktı ki o çok güzel sorular tıkır 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 gidiyorum dedi. Şimdi biz şöyle yapmalıyız. Evet, birinci soru çok zor olabilir. Bırak. Ama onu bıraktığın zaman cevap kağıdındakini de boş bırak. Unutma. Aman kaydırma. Kaydırmayı. Herhalde Tamam. kaydırmayacaklar artık. Herhalde Artık. kaydırmayacaklar. Çünkü ben biri bire, ikiyi ikiye. Şey de sevmiyorum ben. Bilmiyorum böyle bütün kitapçığı yapıp Sonra yani bütün geçirmeyi. Türkçeyi yap sonra geçireyim. Yok böyle bir şey. Asla böyle bir şey yok. Sen kitapçığı biri yap, biri işaretle. İkiyi yap, ikiyi işaretle. Hani bu senin, biz insanız. Bakın tekrar ediyorum. Hepimiz hata yapabiliriz. Dikkat, ben çocuklara diyorum ki hata yapma ihtimalini yok edin. Mesela virgülleri ben şöyle diyordum matematik anlatırken 5-6'lara. Virgül mü gördün? Ya şu virgülü bir atıverelim. Bir kurtulalım şu virgülden. Sonra işlemimize devam edelim. Ne yapalım? Pay ve paydayı yüzle çarparsak virgülden kurtarıyoruz. İşte bitti. Şimdi hata yapma ihtimalimiz azaldı. Ama sen virgüllerle oynamaya devam edersen o Kafan virgül seni karışabilir. şaşırtabilir. Dolayısıyla ben diyorum ki sırayla 1, 1, 2, 2 gittiniz. Yapamadığınız soru, çok zor gelen soru, inanın ki 15 dakika sonra döndüğünüzde daha kolay gelecek. Çünkü Evet. zihin gittikçe açılacak. Sen çözdükçe açılacak. Ve Evet. sonra 20 soruya bitirdin, 5 tane boşun var. Evet. Zamanın da 5 dakikan var. Evet. Dön o 5 dakikada o yapamadığın soruların beyin çünkü açıldı. Hadi Bunu dön bir o kullandıkça dönemi değerlendir, kullan aynen diyorsun. kullandıkça açılıyor. Açıldı. Hemen dön ona. Yapamadın mı? Geç öbürüne. Geç 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 geç. Zaman çok kıymetli. Dolayısıyla lütfen çocuklar en kolaydan en zora doğru gidecek bu sorular diye düşünmeyiniz. En Evet. kolay soru biliyorsunuz soru numaralarını farklı yerleştiriyorlar. A Evet. kitapçığındaki sorular aynı Tabii. sorular ama sıraları değişik. Ama içeride 3 tane çok kötü soru var. Üst üste de Her gelmiş olabilir. Bu bir üç tane rastlantı. canavar var 3 tane onun içinde. O 3 canavarı birinciye koymuş olabilirler A kitapçığında. D kitapçığında da sonuncuya koymuş olabilirler. O hangisinin sizin seçici yani öğrenciyi seçen soru olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla lütfen çocuklar moralinizi şu an diyorum ya ben sınavda asla bilgi sorulmaz. Bilginin yanı sıra beceri, dayanma gücü, soğukkanlılık, zamanı kullanma Sabır. bunlar sınanıyor. Tabii. Sınanıyor bunlar. Çünkü okullar ne istiyor? Eskiden özel okullar işte bu Robert Kolej, Üsküdar, Alman falan yıllar yıllar önce genel yetenek sorarlardı. Kendi Evet. sınavlarını yaparlardı. Genel yetenek sorarlardı. Sosyal, din, İngilizce sormazlardı. Türkçe, matematik genel yetenek. Genel yeteneği ikiye ayırırlardı. Dil yeteneği, sayısal yetenek. Bak, ne istiyorlar biliyor musun Ece? Ezberleyen çocuk istemiyor. Ne istiyor?
Genel yetenek de o zaten böyle çekip çıkarıyor çocukları. Hani uçanı kaçanı yakalayanı çekip çıkarıyor. Bizim hani şimdi genel yetenek soruları var mı? Bence hala var. Bence Evet. hala matematiğin ve Türkçenin içinde dil yeteneği ve sayısal yetenek olarak hala var bence. Evet. Dolayısıyla ama o kadar yok. Yani eskisi kadar yok. Dolayısıyla şimdi dikkatli, çok okuyan, gerçekten çok okuyan, hani gazete karıştıran, hani Evet. bu hani çok önemli bir şey. Güncel olayları takip eden, yani bugün sınavda belki de son 6 ayın en güncel olayları neyse, ki hepimiz çok iyi biliyoruz bunları, bunlarla ilgili sorular gelebilir. Onun için yavrular soruları, şu cümlemi lütfen dikkat edin, kavga etmeyin sorularla. Evet. Sorularla boğuşmayın. Evet. Sorulara sakin yaklaşın. Mesela matematik sorusunu okurken aşağı kadar okuma soruyu. Baştan sona kadar soruyu okumak demek, zaman kaybetmek demektir. Türkçe'de baştan sona okudun. Sonra ya önce sorunun ne istediğini oku. Aşağıya bak. Hangisi başlık olabilir? Tamam. Evet. Şimdi yukarı çık. Oku. Okurken de cevapları oku. Oku, oku, oku. Aşağı. Yani böyle rutin bir okuma yapma. Matematik sorusu mu çözmek istiyorsun? Okuma. Sen soruyu baştan sona böyle sorular Ece, böyle. Evet. Sen Şimdi soruyu ama bu yıl baştan bu kadar sona uzun soru olmayacak diye bir açıklama yapmıştı Ziya Hoca. Türkçe'de olmayacak dedi. Evet, inşallah Ama yani hani sonra biraz sonra dediler ki arada olacak dediler. Şimdi Ece, matematikte de elinde kalem var. Kitapçığını yırtmadan, silerken parçalamadan senin bir tane kitapçığın var. Lütfen altını çizip işlem yap. Altını çiz işlem. Şey gibi yap böyle yavaş yavaş. Yumuşak evet. yumuşak ve sonuca ulaş. Sonra sağlamasını yap. Vaktin Evet. varsa sağlamasını yap. Dolayısıyla çocukların bu test teknolojisi diyoruz ya da test tekniği diyoruz. Test Evet. tekniği dediği şey, ayıklama dediğimiz şey. Eskiden neydi bilgi sorusu? Türkiye'nin başkenti neresi? O olamaz, o Öyle olamaz, değil o şimdi olamaz, artık. bu. Böyle bir soru yok artık. Artık böyle bir Yani soru yok. saatte 5, işte 60 kilometre ile 5 Ama saatte çocuklar gitmek. herhalde buna da hazırlandılar hocam, değil mi? Yani çünkü Bence bu yıl mesela çok değişik, hiç ummadığımız bir soru tipi bekliyor musunuz? Böyle bir şey yok herhalde. Bildiğim geçen yıllarda yaşadığımız, aynen. deneyimlediğimiz soru tipleri olacak Evet. yine. Model sorular, çok güzel model sorular yayınlandı. Şehir şehir sıralanmış sorular yayınlandı, paylaşıldı. Bütün çocuklar umarım hepsini yapmışlardır. Çünkü içinden çok benzer sorular gelecek bence. Dolayısıyla o model sorular, örnek sorular çok faydalıydı. Çok Başka faydalı. türlü gel. Ama diyorum ya Ece, her sınavda bir iki tane mucize soru vardır yani böyle. İçinde Evet. öyle bir laf vardır ki de da ve veya bak ve ile veya aynı şey değil. De her zaman farklı anlamda kullanılabilir. Ki her zaman farklı kullanılabilir. Matematikte de bunu koyuyor. Bak matematikte de bu dil bilgisi ya da bu yazım kuralını matematikte koyduğu an senin permütasyon sorun bambaşka bir soru haline geliyor. Tabii, Onun tabii. için lütfen her şekilde soruyu çok 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 dikkatli okumak. D'lere, V'lere, V'lara dikkat etmek matematik için de öyle. Çocuk çıkıyor diyor ki of ne kadar kolaymış diyor çıktığında. Neden? Çünkü o en zorunu düşündü. Evet. Dolayısıyla şimdi sözel bölüm çabuk biter. Bir çıkarlar sınavdan. Full. Hepsi birden. Ara mı olacak? Bir ara var değil mi yine hocam? Orada 45 dakikalık bir ara var. Hayatımızın en önemli 45 dakikası. Sınavdan Yıllardır söylüyorum bunu. Bu iki daha bölüme önemli galiba, değil mi? en önemli 45 dakikamız. Bir türlü kendimi dinletemedim. Yine sınav Estağfurullah. arasında veli arıyor. Full yapmışız. Nereden biliyorsun diyorum. E baktık hoca. Ya bakmayın demedim mi ben size? Ya çocuk bir yanlış, iki yanlış, üç, dört, beş yanlış yapsaydı ne yapacaktı? Çok yani çok şeysiz bu. Gereksiz bir hamle. Yanlış, bütün motivasyonu yerle bir eden bir şey bu. Evet. Dolayısıyla
Sözel çok kolay geliyor bizim çocuklarımıza. Bence Türkiye genel olarak Türkiye'de Anadolu'daki çocuğun da çok iyi Türkçeci olduğunu düşünürsen hepsine çok kolay geliyor. Dini de yapıyorlar. İngilizceye, Fransızca, Almanca da belki biraz zorlanıyor olabilirler ama İngilizceyi de kotarıyorlar. Ama sayısala geçtiğimizde büyük moral gerekiyor. O yüzden Yani o 45 dakikada dönüp de sorulara bakmayacağız. ne olur Evet. telefonunuzu bana da kapatın. Hani ben de şaşırıp ararsam sizi, ben de şaşırıp ararsam ne yapmış acaba diye bana bile cevap vermeyin. O kadar önemli bir 45 dakika ki ne yapalım peki? Size eğer çocuklarınızı veriyorlarsa onlara bir küçük sandviç, bir küçük gofret, ne bileyim ben böyle hafif bir meyve suyu, hani şeker en azından bir saat o şeker kaldırsın bir beynimizi. Bir şekerlenelim ama sonra şiddetle düşecek tabii o şeker. Ama o sürede böyle bir rahatlasınlar, enerji gelsin çocuklara. Ama hiçbir şey Dolayısıyla abartmadan. küçük bir, yani onların midesini şey yapmayacak kadar minicik bir şey, hemen sevdiği bir şey. Bolca su, tuvalet, muhakkak tuvalet. Olsa da olmasa da o arada. Okulumuz burası sizin, her şey sizin zaten. Ondan sonra da ikinci bölüm. İkinci bölümde süre yetmiyor. Evet. Süreyi yetiremeyip Ağlayan, yetişmedi olan deyip çıkıyor. çocuklarımız oldu ama O biz bu sefer böyle olmayacağını birinci umut bölümdeki ediyoruz. neşe kahkahalar ikinci bölümde böyle bir donuk halde çıkıyorlar. Çok kötü geçti diyen çocuklar genellikle çok uğraşmıştır ve iyi geçmiştir. Evet. O full yaptım diyenler biz korkarız. Eyvah deriz. Ne yaptı bu acaba? Bu kadar böyle bir mutlu çıktı. Valla benim de öyle Dolayısıyla olmuştu hocam. Ben de üniversite sınavına 2 kere girdim. İlkinde çok iyi yaptım diye çıkıp istediğim yere tutturamamıştım. İkincisinde eyvah tanrım herhalde çok kötü bir sonuç gelecek deyip istediğim yeri birinci tercihimi kazanmıştım. Böyle bir şey ben de inanıyorum yani buna. Bir de şey var. Benim rahmetli oldu Nur içinde yatsın veterinerimiz. Çok çok zeki bir Deriz. adamdı. Ya sen niye veteriner oldun dedim ben böyle acayip acayip şeyler. Dedi ki sınavda uyudum hocam dedi. Yaptığım soru dedi hepsi doğruydu dedi. Tamamen doğruydu. Ve ben geri kalan soruları yapamadığım için uyuduğum için bittiğinde son 10 dakikaydı dedi. Ve veterinerliği kazanmış. Halbuki tıp istiyormuş. Ben de diyorum ki çocuklar ne olur kendinize bu şanssızlığı da vermeyin. Yani bunu da yapmayın. Çünkü hakikaten sınav uzun. Ece kısa değil. 85 dakika. Yani Bir eskiden gece hani önceden uykunu almış olman önemli. bütün sınav 100 soruydu ve 120 dakikaydı yıllar önce. Ama şimdi bir 75 dakika, 85 dakika, 45 dakika. Toplasana bütün yarım gün. Tabii ki yorulacaksın. Onun için ben biyolojik saatini hala yerine getirmemiş olan yavrulara diyorum ki hadi bugün sabah yarın bugün uyuyamazsın. Sabah 7 dedi miydi? Kalk. Akşam 10.30 11 yat. Biyolojik saatini eğer uygulayamazsan sen de O gün sınavda sıkıntı çekersin. Evet. uyuyabilirsin. Uyumanın çeşidi var biliyorsun. Bir başını koyar uyursun, bir de bakarken uyursun. Bir de çözerken de uyursun. Yani çözüyorum zannedersin ama kafa gitmiştir. Yani bazen araba kullanırız, hatırlıyor musun? Sende de başına gelmiştir. Oo, ne Buradan yaptığımı İzmir'e farkında gelmişim. olmadan. Ben nasıl geldim ya? Hangi yollardan gel? İşte bence bu da uyumak. Bu da bir çeşit uyumak. Hani gidiyorsun motomot. Sınav da öyle. Motomot gidiyorsun ama uyuyorsun. Kendimize bunu yapmayalım. Netice itibariyle zamanımızın özellikle matematikte fen çabucak yapacaksın Feri, eminim. Ama matematikte eskiden bir de şunu yapıyorlardı Ece, tüm sınavı veriyorlardı sana. Şimdi sana tüm sınavı verdikleri için Türkçeyi hemen yapıyordu. Matematikte bol vakit kullanma şansın oluyordu. Şimdi yapmıyor ki, şimdi Türkçe'de sen boş kaldın. Çıkıyor bir de üstelik. Çıkmayın diyorum, sonuna kadar kalın. Kontrol Lütfen edin. sonuna kadar kalın. Bir şey olur. Dönün, sağlama yapın. Bir daha bakın, bir Şu daha. V ve yağlara dikkat edin. Aynen. Bir de soru işareti koy. Bu soruya bir daha bakacağım ben.
Acaba eşeğin kuyruğunu buraya mı bağlamışlar, buraya mı Buraya mı bağlamışlar? bakmışlar? Aynen. Yani sen onu bir daha Daha okurken, oku. Erken biliyor çıkma o musun? sınavdan. Sana da oluyor mu? Bir kitabı okuyorum bir kere. İkinci okuduğumda hiç fark etmediğim bir şey fark ediyorum. Tabii. Aa diyorum, bunun altını çizmemişim. Dur bir dakika. İkinci okuyuşta. Belki üçüncü okumadım hiç. Üçüncüde belki de yine bulacağım. Sizler erken çıkmayıp lütfen tekrar sondan başlayın bu kez. Bu kez 20'den başlayın okumaya. 20, 19, 18 hop böyle gelin bakalım. Beynimizi bir de ters çevirelim. İş matematiğe geldiğinde de okurken işlem yapmaya, resim yapmaya devam edelim. Resim, çizim yap. Orası gitti. Şimdi burası yapılacak. Burası sana o beynini açacak. Lütfen bunu hani okuduğumuz sorunun resmini yaparak çözelim matematikte. Tabii. Sonra Bunu bitti. hatta Çok ben de yani akıllıyız. bunu bütün ilkokuldan liseye kadar her öğrenciye tavsiye etmek lazım hocam. Yani okuduğunun özetini çıkar, problemleri özetle, yaz, çiz, çizerek yap. Beynin böyle öğrendiği artık çok aşikar hocam ve böyle kalıcı hale geldiği bütün araştırmalarda söyleniyor. Kesinlikle öyle. Bir de beyin, şunu ben bilhassa yaşadım. Sen çözdükçe beynin açılıyor. Tabii. Sen yaptıkça beynin büyüyor. Ve sen öbür hiç anlamadığın o soruyu yapıveriyorsun. Şeyi de Yapıveriyor. gördüm ben. Bir soruda diğerini çözmek için bir ipucu, bir bilgi veriyor. Bakın, Evet. öyle dikkat etmelisiniz ki, beşinci soruyu çözerken bir de onun ipucunu vermiş olabiliyor. Evet, demin aradığın aslında o formül orada var gibi, değil mi? Mesela yani şimdi artık bir formül Ya sorulmuyor. formül dedim çözüm Artık formülü yani hani akıl formülü anlamında söylüyorum. doğru, doğru. Şimdi bütün bilgileri veriyorlar. Hani Evet. artık Mondros'un şartlarını sormuyor. Evet. Kronolojik bir sıra sormuyor. Ama ne soruyor? Veriyor, yorum yap diyor. Evet. Bu tabii çok daha güzel bir şey. Ve çok daha güzel beyinler ortaya çıkıyor bence. Şimdi çocuklar, çocuklar diyorum. Tabii beni çocuklar da dinlediği için eminim dinliyorlardır. Ben çarşamba günü de böyle mikrofonumu takıp onlara böyle konuşacağım. Bugün velilerden ricam, çocuklarımızı hiçbir olağanüstü gün yaşatmasınlar lütfen. Anneanne, babaanne, dedeler bu aralar hani Allah ömür versin hepsine. Muhtemelen hep ben yaştadırlar diye düşünüyorum şu ara. Benden biraz büyük de olabilirler. Bunların büyük anneleri, büyük babaları. Rica ediyorum, evlerde enteresan bir durum yaratmayalım. Hiç gelmeyen birini davet etmeyelim, uğur getirsin diye. Aman. Bunlar evimizin içinde normal, kimle yaşıyorsak aynen o manzara Sakinliği, devam etsin. aynı sakinlikte devam etsin hayat Evet, diyorsunuz. hiçbir enteresanlık yok. Çocuğumuza lütfen film seyretme demeyelim. Sevdiği Evet. bir filmse makul bir ölçüde seyretsin. En güzel şeyin tatlı bir yürüyüş olduğunu. Ben ne yaptım biliyor musun okulda? Ne Dedim yaptınız hocam? ki, sınavdan bir gün sonra çok mesafeli, minicik, çok tatlı bir seremoni yapacağız dedim. Böyle bir hani kepler, hani bir mezuniyet gibi değil. Böyle cübbeleri, bilmem neleri, böyle hani tatlı bir yürüyüş, mesafeli, maskeli ama güzel de bir öğle yemeğiyle. Bunu bir hatıralarda güzel bir şey hayal edin. Şimdi bunu sınavdan önce söyledim. Neden biliyor musun? Kafalarında bir şey daha oluşsun. Yaşam çok güzel. Ne güzel. Çok tatlı bir elbise alacağım şimdi kendime. Güzel Ne bir güzel. elbise alsın. Ya da çıkarsın geçen seneden kalan güzel bir elbisesini, üstüne cübbesini giyecek ve o günü hayal ederek motive olacak. Evet, sınav bitecek ve Böyle. sonra da mezun olacak. Çok daha önemli Evet. bir şey Evet. sınavdan. Yarın fotoğraf çekiyorum bak. Yarın çocuklara dedim ki böyle sizlerin birer birer fotoğraflarınızı alacağız çocuklar. Şöyle güzel bakımlı gelin bakayım. Ben eminim bugün çok mutlu yatmışlardır. Yarın fönler çekilecek. Erkekler Onların da güzel motivasyona jölelenecek. ihtiyacı var sonuçta tabii ki. Ece, buna ihtiyaçları var. Çok yoruldular. Çok Dolayısıyla yoruldular hocam. biz böyle küçük birer saatlik molalarla onların hayatında başka bir renkte olduğunu hatırlatmamız gerekiyor.
Çünkü gerçekten biz kendi adımıza söylüyorum, çok çok çalıştık. Gerçekten velilerimiz de öyle, çocuklarımız da öyle. Çok çalıştık. Çocuklarımıza bir pencere açtık. Bu hafta sınavı da içine alan çok güzel bir haftamız olacak bu 15 gün. Valla ben Keyifli. anneleri bir anne olarak bu pandemi sürecinde anneleri hatırlarsanız anneler gününü de öyle kutladık zaten. Çok daha yani dirençli annelere adadık bu yılki anneler gününü. Ben bütün anneleri ayakta alkışlıyorum. Yoktan var ettik biz süreci yani Çok sadece. doğrusun, çok doğrusun ama ben anne faslına geldiğim zaman anne derken anne ya da baba hani her ikisi hangisi ise ilgilenen bir ve ikinin birinci ve ikinci sınıf anne babaları kim oturuyorsa çocuğun yanında madalyalarını Onlar hazırlıyorum. Bak şimdi sekizin anneleri ve babaları bana sorarsan çok fazla müdahil etmedi çocuklar onları uzaktan eğitime. Kapılar Aa kapandı. hocam arkada olup bitenleri ben biliyorum. Öyle de Öyle annelere laf söyletmem. Annelere laf söyletmem. ama benim Öğretmenlerime de laf yavrular söyletmem. En büyük sorun öğretmenlerdeydi. En büyük güç ama öğretmenlereydi. Onu da buradan şimdi evet. sevgili öğretmenlerim yazıyor. Serpil, Arzu. Burada çok güzel hem kalplerini hem de selamlarını iletmişler size ve bize hocam ya onlar da öğretmenlerimiz de çok yoruldu. Ben Canlarımız biliyorum onlar nasıl bizim. şu anda bir çocuğun kat be kat heyecanı öğretmenlerde var. Ben onu Şey da diyor biliyorum. Nilüfer Hoca diyor ki galiba diyor ben bu üç çocuğu ben doğurmuş gibi oldum diyor. Neden dedim sabahtan akşama kadar soru soruyorlar bana. Tükendim diyor. Galiba ben doğurmuş gibi oldum bunları. Öyle her yıl bir de Devamlı. her yıl yeni çocuk doğuruyorlar. Her yıl. Gerçekten öyle. Kaç soru çözüyorlar bir günde düşünebiliyor musun Ece? Her çocuk 5 soru sorsa öğretmen akşama kadar kaç soru çözüyor? Dedim ki ben hiç dinlenmeden çalıştılar sekizlerin öğretmenleri. Dedim ki şu sınav bitsin. Benim size bir iyiliğim. Bir dinlenme sağlayacağım size Hadi rahatlama. inşallah. Vallahi Çünkü canlı hepsi yayında çok sözünü aldık yoruldu. yani. Çok yoruldu hepsi. Ama inşallah çok güzel şeyler yapacaklar. Telaş etmezlerse yavrular, heyecanlanmadan soğukkanlı girerlerse, sabırlı olurlarsa, zamanı iyi kullanırlarsa ben inanıyorum çok güzel şeyler çıkacak. Peki hocam Şimdi sınavdan sınav sonra soruları görebilecek mi öğrenciler? hemen oraya geliyorum. Süreyi lütfen iyi kullanın. Sözelde de sayısalda da lütfen çıkmayın dışarı. Tamam. Çocuklar bırakın dedikleri zaman bırakın. Sonra gözetmen bir bir kağıtları kontrol ederek alacak. A kitapçığı mı yazmış, onu mu yazmış? Bir gözetmen muhakkak bunu kontrol eder. Ve kontrol Ondan ettirin de zaten. Yani değil mi sonra hani? da geçen sene miydi böyle bir şey çıktı. Hangi okulda nerede bilmiyorum. Kitapçık türü yanlış yapılmış. Fakat veli derhal buna şey oldu, dilekçeler İtiraz yazıldı. etti. Derhal çocuk tekrar düzeltildi ve okundu tekrar. Ama böyle bir şeye mahal vermemek açısından biz sınav kitapçık türünü çok önemsiyoruz. Şimdi bitti sınav. Öğretmenler kontrol etti. Eder verirken biz de kontrol ediyoruz. O bir de şey çok önemli. Kodlarken özellikle erkek çocuklar nakış bilmiyorlar ya. Kodlarken taşırıyorlar. Ya da bastırıyorlar. Sonra vazgeçiyorlar o Silerken de şıktan. deforme Siliyorlar. ediyorlar Bu kağıdı. sefer silerken iki şık oluşabiliyor. Onun için lütfen çok bastırmayın. Lütfen. Normal sildiğinizde temizlenecek gibi olsun. Kaleminizin ucu iğne gibi olmasın. İğne uçlu kalem oraya öyle bir yapar ki o Neler ilk geçer diyorsunuz? okuyucu senin onu sildiğini anlayamaz. Onun için lütfen yumuşak uçlu. HB mi diyorsunuz yoksa Hmm, biz 2B. ne derdik? 2B derdik ama 2B. ucu da çok sivri olmasın. Dolayısıyla iki kalem sivriyle çözersin, diğeriyle kodlarsın mesela. Yumuşak olanla silerken de temiz silinir. Güzel bir silgi al. İki tane al. Ben şey yapardım hatta biliyor musun? Beyaz bir silgiyi küp şeklinde keserdim.
Beyaz bir silginizi küp şeklinde kesin. Bazen küp hayal ederken ondan da yararlanma şansınız olabilir. Neticede silginiz bu. Dokunduğunuz anda onun o geometrik şekil sizin beyninizi açabilir. Önemli bir ayrıntı bu. Ben silgimi alırdım, tertemiz silgimi. Güzel bembeyaz bir peçete, neyse burnum akar, ne olur ne olmaz. Şeffaf bir kalem kutu ve gerekli olan şeyler ve kimliğim. Dolayısıyla sınav bitti. Kitapçıkları da alacaklar. Cevap işte formlarınızı da alacaklar. Sonra da siz artık istediğiniz gibi açın telefonları, istediğiniz gibi konuşun herkesle. Sonra okullarınız, pardon, bazen hemen kitapçığı veriyor Ece. Çocuklara bir bakıyoruz, almış kitapçıklarını farklı okuldan gelenler geçmiş yıllarda. Kitapçıklarını alır gelirlerdi. Şimdi okullar bazen veriyor. Sonra saat 3 gibi de internetten ve televizyondan cevap anahtarları yayınlanıyor. Biz dayanamıyoruz, bizim okulun öğretmenleri. Hemen çıkarıyoruz cevap anahtarını. Çözüyoruz. Peki. Çözüyoruz. Yavrularımıza diyoruz ki ben bugün bakmak istemiyorum diyor bazıları. Peki bakma diyoruz. Ama ben hemen bakmak istiyorum diyor bazıları. Onlarınkine bakıyoruz. Komşu okullara arıyoruz. Acaba full var mı? Kaç tane full var? Birbirimize bilgi veriyoruz. Bir yanlış kaç tane? İki yanlış kaç tane? Bunları birbirimizle paylaşıyoruz. Sonra pazartesi, bizim pazartesi günü keyifli bir günümüz var. Hem soruları yorumlarken hem de güzel bir kep atma töreni mi diyelim? Küçük, minik. Öyle bir şey yaparken bir yandan da çocuklarla tatlı tatlı soruları yorumlayacağız. İşte kaç aldıklarına bakacağız. Kardeşim, Bu arada sıfır biz yaz. canlı yayından da yine herhalde öğretmenlerimiz Yazacağız. eşliğinde soruları Çünkü yanıtlayacağız. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Hem evet. içeriği konuşacağız, yani umduğumuz gibi çıktı mı, tek tek öğretmenlerimize soracağız. Sonra Sorular çıktı 7. mı? sınıf Tartışmaya velilerine açık de soru var mı diye soracağım ben tabii aynen. onlara. 7. sınıf velilerinin de ben bunları dinlemesini istiyorum. Tabii. Çünkü sizi Duyuralım hocam. nasıl bir yıl bekliyor? Yani hangi sorularla karşı karşıya kalacaksınız? Ben bu soruları çocukların da, velilerin de, öğretmenlerin de, öğretmenler zaten bakacaktır. Ama hepimizin, biz öğretmenler, ana öğretmenler, bölüm başkanları soruları yorumlayacaklar bizde canlı yayında. Hemen pazartesi yapacağız Ece onu, Peki akşam hocam. pazartesi günü. Soruları yorumlayacağız. Cevap anahtarı zaten çıkmış olacak. Bir de bence pazartesi günü akşam biz herhalde sonucu almış oluruz tüm çocuklardan. Etraftan da alırız ve bir Bir 100 fikir çocuk sahibi olmaya başlarız. elimize bir 100 çocuk gelir. Ve böylece o 100 çocuk küçük bir Türkiye. Ya sen o 100, mesela ben 100 çocukta 28 tane full yapan oldu. Böyle bir 5-6 sene önce miydi? Kabus yılı. Feok 28 kişi full zamanıydı hocam. yaptı deyince Feok benim bütün zamanıydı o, biliyorum. ben bittim. Ve grup birincisi bir yanlış yapmış bu arada. 28 tane fullümüz var. Full yapmasını beklediğimiz çocuk bir Türkçe yanlışı yapmış. Dolayısıyla çok kötü bir sınavdı o ve çok hani Tabii sıkıntılı tabii bir süreç hatırlıyorum hocam. geçirdik. Bir Van'da mıydı bir yerde, bütün sınıf hepsi birinci olmuşlardı. 70 17 bin bin birinci tane vardı. birinci On vardı. 17 bin 17. birinci vardı, pardon. 17 bin birinci vardı. Ay. Ben de haberini yapmıştım da o yıllarda, Ay hatırlıyorum. çok kötüydü. İnanamamıştım yani. Çok şükür Hocam şimdi. böyle bir şey iyi değil, değil mi? Yani mesela ben, bu bir sıralama sınavı olduğunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla zor sınav herkese zor ve zor sınav aslında doğru da sıralayan bir sınav gibi düşünüyorum. Ve düşünsene 17 bin tane full olunca Ece, bu 17 binin herhalde 3 bini de İstanbul'du. Fuller giremediler istedikleri okullara. Tabii. Tam Eğer yapmış full ama yapıp giremedi. Galatasaray'a Kim girdi giremiyorsan ne biliyor işe musun? yarıyor bu sınav? Kim girdi biliyor musun? Yaşı küçük olan girdi. Ne Yani adalet dışı bir şey okul tabii. notları da hepsinin şey ya da okul notunu tam veren, yüz veren okulların çocukları girdi. Ben okul notunu asla yüz vermiyorum. 60-70 veriyorum diyen çocuk, diğer okulun çocuğu da giremedi.
Ama Dur artık öyle şeyler yapmasına olmuyor. Bu rağmen. biraz eski bir sistemdi. Korkutmayalım kimseyi de. Artık Çok son şükür. yıllarda bu çoktan herhalde aşıldı. Çok seçici bir sınav. Bence bu 4. yıl olacak. Huzurluyuz. Zor, zor olsun. Zor Matematik olsun. zor, zor Zor olsun. herkese zor. Türkçe zor, zor olsun bir iki soru. Ama dediğim gibi güvenilir ve seçici olması çok önemli Ece. Evet. Şimdi pazartesi günü, salı günü bütün çevredeki okullardan, kurumlardan alırız sonuçları. Birbirimizle de paylaşırız. Sonra velilerimize sonucu söyleriz. Bak senin çocuğun bizim listemize göre %10'a girdi. Bizim listemize göre %10'a girmiş olmak her zaman tahmin edebilmemizi sağlıyor Ece. Yani bu çocuk hangi okula girer? Evet, 30 Haziran'a Galatasaray'a mı kadar olan girer? sürecin bulanıklığını Evet. çözmeye çalışıyorsunuz. Çok iyi Galatasaray'a mı anladım. girer? Yoksa Saint Joseph'e mi girecek bu çocuk? Robert Kolej mi? İtalyan Lisesi mi? Bu konuda kısmen yani ilk üç okul ya da girebileceği üç okulu tahmin edebiliyoruz. Bir okul diyemiyorum. Üç okulu tahmin edebiliyoruz. Ya o, ya o, ya o diyebiliyoruz en azından. Bu arada çok enteresan Ece. Her sene sınavdan sonra puanlar açıklanmadan böyle bir anne grubu geliyor bize. Hiç tanımıyoruz. Hiç. Ağlayan, üzülen, kendini yalnız hisseden, ben şimdi ne yapacağım? Bu çocuk ne Ay, yapmış? geçen Çok yılı kötü hatırladım yapmış. hocam. Her dersten ders aldırdım. Oraya yaptım, buraya yaptım. Olmamış ama şu an danışacağım kimse yok. Okul da karışmıyor. Ben ne yapacağım? İnanır mısın? Kaç anne geliyor? Ben de diyorum ki lütfen bizim Instagram'daki yayınlarımızı takip edin. Bütün Türkiye takip edin. Orada gerek Mehmet hocam, gerek ben, gerekse hani uygun gördüğümüz, hani bu işte uzman olan Evet. öğretmenlerimiz bilgilerini sunacaklar ve biz tecrübelerimizi ortaya koyacağız. Tabii. Bireysel herkese yetişmeye çalışacağız. Bireysel Yine bütün olarak. soruları, bize ulaşan bütün soruları cevaplamaya çalışacağımızı da duyuralım buradan LGS komisyonu olarak. Bir Kesinlikle. komisyonumuz var ve o komisyona soruları bölüşüyoruz. Sosyal medyadan gelen yapabildiğimiz dilimizin ve gücümüzün yettiği bütün soruları anı anına cevaplamaya çalışacağız. Seve Veri seve. temelli konuşarak, veri temelli konuşarak tabii ki afaki şeyler net olmayan belki cevaplar vereceğiz ama veri temelli tahminlerimizi mutlaka sizlere yansıtmaya çalışacağız. 30 Haziran'dan sonra da tercih döneminde yine çok sıklaştırdığımız yayınlarla karşınızda olacağız. Bu arada hocam sözünüzü kesmişken bir soru vardı onu da cevaplayayım. Bu yayınları kayıt edilmesini rica ediyorum demişti. Hiç merak etmeyin. Geçen yılki kayıtlar dahi de duruyor bizim IGTV'mizde, Instagram televizyonumuzda. Bunlar da duracak. Evet. Bu arada Ece sınav bitti gitti. Ondan sonra bir çocuklarda rahatlama oluyor. Derhal böyle gidiyorlar nerelere giderlerse. Haklarıdır ne yapıyorlarsa. Ancak ay sonunda puanlar açıklanıyor. Puan bir sürpriz değil. Çünkü biz puanı zaten biliyoruz. Kendimiz hesaplıyoruz puanı. Bir aşağı bir yukarı, iki aşağı iki yukarı aynı puan geliyor. Bu arada tabii ders bazında bir değerlendirme söz konusu tabii. Yani bunu da sınavdan sonra şimdi heyecanlandırmak istemiyorum ama hani Türkiye'deki sorulara doğru cevap verme derecesine göre, Evet. seviyesine göre ders bazında bir çan eğrisi var. Ders bazında. Dolayısıyla bütün bunları göreceğiz bakalım bu senede matematik mi acaba katsayı olarak 8'i bulan. Matematik Evet. geçtiğimiz Bakalım. yıllarda 6 ile 8 arasında oldu katsayı. Kaldı ki 4'ken o kadar doğru bilme oranı o kadar düşüktü ki katsayı fırladı. Onun için hani yabancı dil ve din dersinin sosyal bilgilerinde genellikle doğru bilme oranı çok yüksek olduğu için de katsayılar düştü. Şimdi bunlarla ilgili kafa karıştırmak istemiyorum. Çok az vaktimiz var. Asıl önemli konu yalnız olmadıklarını bilmeleri. Bir mucize değil ya da bir sır değil bu kayıt sistemi.
Ön kayıt sistemi denilen bir sistem hemen Temmuz'un ilk yarısında bir 10-12 günde özel okullara yazılmak isteyenler hemen yazılıyor. Yalnız kayıtları birkaç gruba ayırmak lazım. Onları hep söyleyeceğim bundan sonraki yayınlarda. Ne olur bize açık açık Ön kayıtla anlatın. alan okullar, puanınızı beğenip de sizinle pazarlık demeyeyim de indirim yapan, puanınıza göre indirim yapan okullar. Öyle ya, size yüksek Burs sağlayan puandaysanız, okullar. full yaptıysanız koç gel diyor hemen mesela. Mesela hani örnek veriyorum bir okul. Dolayısıyla geçtiğimiz sene mesela bizim Robert Koleji kazanan oğlumuz burs istedi. Burs vermedi Robert Kolej. Üsküdar Amerikan verdi. Çocuk Robert'i kazanmış olmasına rağmen Üsküdar'a gitti. Evet. Şimdi bir, ön kayıtla girmek. İki, puanla konuşarak okula gidip işte bakın benim puanım budur deyip okuldan beklenti içinde olmak ve işte bu ön kayıt sistemine girmeyen okullar, ama onlar da özel okullar. Özel Türk okullar genellikle bunlar da. Bir de tabii ki tercih var. O tercihlerle ilgili kısımda şimdi kafa karıştırmayalım. Onu Mehmet Ama Hocam biz çok güzel bu tercih, anlatacak. evet, tercih döneminde de özel okul kayıt döneminde de her türlü danışmanlığı böyle harfi harfine geçen yılki gibi vereceğiz. Hem de kayıt döneminde özellikle yabancı özel okullarda da ön kayıt ve kayıta giden yolda kontenjanları da ana ana takip Bu edeceğiz. arada bir kılavuz var. Bizler hepimizin gözünden bir şey kaçabilir. Kılavuzun bence milim milim okunması, altının çizilmesi önemli. Evet. Velilerimiz hiç üşenmesinler. Kılavuzlar zaten okul tarafından gönderildi. Güzel altını çizerek okumak çok önemli. Bu arada yüzdelik dilimlerde Türkiye'deki yüzdelik dilim söz konusu. Özel okul beklentisi içinde olan, özellikle ön kayıtla girecek olanların bu yüzdelik dilimden çok sıralamaya dikkat etmeleri, ki o da inşallah o hesaplamayı da zaten yapacağız. Bu yüzdelik dilime göre kaçıncısın? Yaklaşık sıralamasını Türkiye'de kaydedelim. kaçıncısın? Peki İstanbul'da kaçıncı olabilirsin? Şeklinde bunların tahminini yapacağız. Ama bunlara gerek kalmadan okullar tahmin ediyorum ki bu bilgiyi alıyorlar ve bir taban puan belirliyorlar. O taban puana göre Robert Kolej diyor ki ben 490 ve üstüne alıyorum. Buyurun diyor. Çağırıyor ama almayacak. Onları ön kayıda çağırıyor. Gidiyoruz, ön kayıt yaptırıyoruz. Ertesi gün bakıyoruz sıralamış bizi. Biz kaçıncıyız? 400'üncüyüz, yedek. Biz giremeyiz. Yok, girdik. Belli Girdik. olmuyor. Evet. Kaçıncı yedek Hele geçen olursak yıl neler olalım. gördük hep Evet. beraber. Neden diyeceksin? Bunun nedenlerini küçücük bir cümleyle söyleyeceğim. Buyurun. Ön kayıt yaptıran 1.000 tane kız var diyelim Robert'te. 1.000 tane de erkek var. Bir dakika. Bunlar ön kayıt yaptırdı ama bunlar hepsi kayıt olacak değil. Anadolu Lisesi'ne geçeceği için kayıt olmayacak ama kendini görmek istiyor sıralamada. Acaba ben kaçıncıyım bakalım Robert'in sırasına göre mesela. Ben yazılmayacağım. Burs verirse girebilirim. Yatılı verirse girebilirim. Bunların Tabii. hepsi doluşuyor. O bir kişi ise atıyorum rakamı tamamen. Bir bakıyoruz ki bunun 500'ü çıktı. Evet, Ne oldu? olabiliyor. Ben 300. yedeyim. Aa, ilk sıradan ya da ikinci ön kayıtta bana sıra geliyor. Evet. Hiçbir şey Çok moral şaşıran bozmayacak. velilerimiz olmuştu Aynen. geçen Bir yılda. bakıyoruz ilk ön kayıtta Üsküdar Amerikan'a 5 kız yazılmış. Bakın bu her sene oluyor. Nasıl olur? Üsküdar 485 ile açtı. Niye 5 kız yazıldı? Bir sürü çocuk var. Çünkü o kadar Olabiliyor. çok okul çeşidi var ki yazılmanın sebeplerini söylüyorum. Gerçek okula kaydolacak çocuk. Burs beklentisi içinde olacak çocuk. Anadolu Lisesi'ne gidecek ama kendini görmek isteyen çocuk. Yatılı isteyen çocuk. Ön kayıtta çok renkli bir Dolayısıyla tablo var yani. bir de üstelik bir üstteki okulu hedeflemiş, şimdilik oraya yazılan çocuk. Şimdi yazıldı 5 çocuk Üsküdar ama kalmayacak hiçbiri. Ön kayıtta hocam Oralar okullar ücret küçük. alıyor mu? Ön Ön kayıt kayıtta sırasında. almıyorlar. Ön kayıt online yapılıyor genellikle. Avusturya ve Alman galiba, Avusturya mı gidildi? San Jose ile Avusturya galiba gidildi 2 sene önce ama bu sene ne yapacaklar belli değil. Bu ön kaydı
Online'da yapıyoruz. Hiçbir şey Evet. değil o. Yaptıktan sonra da bakıyorsunuz girmiş mi Takip listeye ediyorsunuz. benim Evet. çocuğum diye. Garantisi var yani. Ondan sonra birlikte velilerle defalarca konuşacağız. Cep telefonuyla. Hangi okulda kaçıncısın? O okulda kaçıncısın? Bir dakika bekle oraya gitme. Saat 2'de oraya git. 1'de buraya gel. 9'da orada ol. Şeklinde onları yönlendirerek beni duyuyorlardır eğer ama artık dinlemiyorlardır. Nasıl olsa yazıldılar bir öncekiler. Ama kardeşi olanlar dinliyordur belki. Ama biz böyle enselerinde boza pişirerek velilerin sıra yarın sana geldi. Arıyoruz hemen. O Asıl kadar mutlu velilerin oluyorlar sınavı da o ki. zaman başlıyor işte, değil mi? Velilerin Velilerin ve sınavı. bizim okulların Ece. Okullar ve veliler. Çocuklarına gerçekten koçluk işte bu. Koçluk bu. Evet. Şimdi çocuk elimize bir puan verdi bizim. Çok Hadi emek bakalım verdi bu bunu puan için. en iyi okula 400. çevirmek iş. O puanı en iyi 400. okula çevir. Aynen. Ya da 500 ya da 350. Yani çocuk neyse ne. Elimize bir puan verdi. En iyi okulu bulmak zorundayız. Onun için mutlu olacağı bir okulu seçmek zorundayız. Dolayısıyla sıra bizde. Yavrular Evet. yapacağını yaptı. Bir 10 günleri var. Yapacaklarını yaptılar. Hali hazırda. Sizler de çok heyecanlısınız. Kaşınız gözünüz heyecanınızı belli etmesin lütfen. Hiç belli etmeyin. Çok natürel de olmayın. O da bir heyecan belirtisidir. Çok böyle hiç umursamıyormuş da olmayın. Bu bir hep beraber yürüdüğümüz bir yol. Siz, biz ve onlar. Çocuklarımız. Mutlulukları yüzünden gülümsemeler hiç eksik olmasın. Olmadı İnşallah da. hocam. İyi Olmadı söyledin. da evet yapabileceği her şeyi kabul ettiğimizi biliyor. Kabul ediyoruz. Sen ne yaparsan yap seni seviyoruz. Sen istersen çok düşük bir puan al. Seni yine en iyi okula yazdıracağız. Senin puanıyla seni kabul edebilecek en iyi okul hangisi onu bulacağız ve yazdıracağız. Liselerimiz şöyle okulumuzun lisesi yok bu arada ama çok güzel liseler var. Hani ön kayıtla değilse bile görüşmelerle alan şu ara çok güzel liseler var. Çok güzel dostluklarımız var. Onlar liselerini tanıtırken gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Henüz yeni yeni pek çok okul açıldı. Yeni okul her zaman en iyisini yapmak zorundadır kendini ispat etmek için. Dolayısıyla el verelim, yol verelim, Evet. görelim onları. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti yine. Bu arada ortaokulumuzun değerli müdürü, sevgili canım da arkadaşım Uğur Gülcü de yayında. Hem de alkışlarıyla destek verdi. Hem baştan beri izliyor biliyorum. Çünkü o da çok heyecanlı. Çok Bu yoruldu. çok çok yani Müdür, müdür Uğur'un mü? yorulduğunu söylemek imkansız bir şey hocam. Ben onu hiç yorulduğunu görmedim. Ama çok Gece çalıştığını gündüz çok iyi biliyorum. küçük bir oğlu var. Sabah kaldırıyormuş. Baba kalk diyormuş. Pazar günü diyor çalışmayacağız. Baba kalk diyormuş. Odanın ışığını ve bilgisayarı açıyormuş. Ders Çalıştı. diyormuş. Ders. Uzaktan eğitim olan dönemde. Şimdi okuldayız gerçi. Evet Çok hocam. sevgili Umur başta olmak üzere canım öğretmenlerime bu sekizlerin bu yolculuğunda onları sımsıkı sarmalayan onlarla her an uzaktan ya da yüz yüze yüreklerini veren, vakitlerini kendi çocuklarını bırakıp benim yavrularımla, öğrencilerimle ilgilenen canım öğretmenlerimi sevgiyle kucaklıyorum. Uğur'uma da, sevgili müdürüm Uğur'a da hani test birimi başkanı mı, müdür mü, ondan Komisyon sonra başkanı öğretmen mi, müdür muavini mi, bazen şoför mü, her şey. O kadar sahiplenmiş durumda ki sonsuz teşekkürlerimi Ömer hocam, hepsine, Arzu hocam da öğretmenlerime de, müdürüme yazdılar. de, Onları tüm da ekibime. Başta selamlıyorum. yavrularım olmak üzere tabii. Onlar işin en büyüğünü onlar yaptı. Çok teşekkür Evet. ediyorum öğretmenim. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Ece sınavdan önceki birkaç gün sadece çocuklarla, veliler dinleyebilir ama istersen sınavdan önceki hani Haziran'ın ikisi üçü gibi sadece çocuklar Bir için bir özel yayın yayın yaparız. yapalım. Tamam öğretmenim. Veliler de katılabilir ama
Çocuklara ben böyle sırf onlara istersen bir yarım saat onlarla Tamam böyle bir öğretmenim. sohbet etmek istiyorum. Bütün Tamam öğretmenim. çocuklar kim isterse Siz hedef koyun, sevgiyle gerçekleştirmek kucaklıyorum. bizim işimiz. Sağ olun hocam. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum Görüşmek Ececiğim. üzere hocam. Hoşça kalın. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Güzel sözcükleriniz bana çok onur verdi. Bunların hepsini Yasemin Hoca da okuyor şimdi. Onun da çok mutlu olduğuna eminim. Çocuklar için atıyor kalbimiz, gençler için atıyor kalbimiz. Her zaman Yasemin Hoca'nın söylediği bir şey var. Ve düşündükçe ne kadar anlamlı olduğunu zaman içinde anlıyorum. Çocuklar yapacakların en iyilerini yapıyorlar zaten. Ve onların en iyilerini en iyi değerlendirmek de biz öğretmenlerin ve velilerin görevi. Ve ondan sonra hayat çok daha başka sınavlarla sınayacak çocuklarımızı. Asıl biz o sınavlara da hazırlıyoruz bir anlamda çocukları. Bakın diyoruz, gördünüz mü? İşte bazen ayağımız taşa takılabilir ama biz yılmadan, çevikliğimizi kullanarak, yılmazlığımızı kullanarak o yola aynı şekilde devam etmeliyiz diyoruz ve demeye devam edeceğiz. Ama siz olmaz her zaman dediğimiz gibi her zaman yanımızda kalın, bizle olun, bizlerle olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın. Sıklaşan yayınlarımızı Instagram hesabımız üzerinden ya da Twitter'dan takip edebilir. YouTube kanalımıza üye olup, abone olup YouTube üzerinden de bu yayınları izleyebilirsiniz. Görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi akşamlar.